Evet. İlk sorumla o zaman başlamak istiyorum. Bu soru geçen haftadan zannedersem kalmış. Raşit Hocam, soru şöyle. Mehdi İsa Aleyhisselam ile beraber çıkacak. Filistin topraklarında Bab-ı Lüt'te Deccal'ı öldürecek. Bu Müslim'den bir hadis. Şimdi şu yani bu hadisi şöyle anlamak lazım. İlk olarak şu soruyu sorayım mesela size. Yani Deccal nedir veya kimdir? Deccal duyduk mu? Yani ne anlamamız lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim geçen programda bu bir arkadaş YouTube'dan itiraz olarak birkaçı böyle soru veya itiraz göndermiş. Demiş ki İsa ile Mehdi bir araya çıkacaklar. Onun için bir de Gulam Hamid Kadiyani Aleyhisselam Mehdi değildir. Ben o zaman geçen programda cevapladım. Onu kısacası olarak tekrar, özet olarak tekrar geçeceğim. Söylemiştim ki Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğini açık açık söylüyor. İkincisi, demiştim ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından sonra Ashab-ı Kiram'ın ilk birleştiği konu, ilk icmaları Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dahil bütün peygamberlerin vefat üzerine olmuştur. Üçüncüsü demiştin ki Ehl-i Beyt de Hazreti Hasan radıyallahu teala anhu, Hazreti Ali radıyallahu teala anhu vefat ettiğinde bir konuşma yaptı. Ve şöyle dedi, bugün Ramazan'ın 27'sidir ve İsa aleyhissalatu vesselamın ruhu kabz edildiği gününde bizim babamızın ruhu da kabz edildi. Yani onlar da İsa aleyhissalatu vesselamın vefatından inanıyorlardı. Peki eğer İsa Aleyhisselatü Vesselam vefat etmişse o zaman İsa ayrı, Mehdi ayrı iki kişidir gibi takdim edilmesi bu tamamıyla %100 yanlıştır. Ben mesela geçen hafta demiştim ki efendim Diyanet Vakfı'nın yayınladığı Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim çevirisi. Orada da bundan bahsediyor. İsa Aleyhisselam ümmetin bir öteden beri ümmet alimleri diyorlar ki efendim İsa Aleyhisselam vefat etmiştir ve onun gelecekte o kendisi değil onun ruhu gelecektir. Başkasında yani tabii ruhu der demektir ki ona huyu suyu ona benzeyen birisi gelecektir. Ben bugün onun getirdim yanıma referansı getirdim. Mesela Nisa suresi 159. ayeti kerimesinde kerimesini açıklarken şöyle diyor ki bir başka anlayışa göre Allah onu yani Hazreti İsa'yı Yahudilerden korumuş, eceli gelince onu vefat ettirmiş ve ruhunu semadaki yerine kaldırmıştır. Başka bir anlayış diyor. Ümmet içinde bu şekildedir diyor. Kıyametten önce gelecek olan da onun ruhudur. Yani İsa Aleyhisselam bizzat gelmeyecek, onun ruhu gelecek. Bu aslında bir İslam literatüründe geçen bir terminolojidir. Efendim birisinin ruhu gelecek, yani onun huyuna, suyuna benzeyen birisi gelecektir. Şimdi hadislere baktığımız zaman, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem İbn-i Mace'de bir hadis var. Diyor ki, Lal Mahdiyo illa İsa. İsa'dan başka Mahdi yoktur. Yani Mehdi ve Mesih bir kişidir, iki kişi değil. Onun için arkadaşın efendim ayrı ayrı kişi gelecek diye itiraz etmesi bu doğru değildir. Musnad Ahmed bin Hanbel'de bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yuşeku man aşa minkum ay yalka İsa bin Meryem'e imaman mahdiyen pek yakında diyor sizin diyor kim aranızdan diyor yaşarsa o İsa aleyhissalatu vesselam ile mülaki olacak, onu görecektir. Nasıl diyor? İmaman mahdiyen, İmam Mehdi olarak. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste de Hazreti İsa'ya İmam Mehdi dedi. Yani gelecek olan Mesih'e İmam Mehdi dedi. Bunun için efendim bu iki kişi olacak demesi yanlıştır. Kaldı efendim Deccal meselesi. Şimdi Deccal sanki bu hadislerdeki de kullanılan kelimelerdeki gibi efendim kuvvetli bir insan, güçlü böyle heybetli
birisi bir kişi gibi böyle anlatılmaya çalışılıyor, anlatılıyor. Bu doğru değildir. Bakın çünkü niye doğru değil? Çünkü bu tür ifadeler, bu Deccal ile ilgili, gelecekle ilgili haberler, bunları aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyada veya keşfen, yani uyanıkken gördüğü bazı manzaralardır. Ve ister birisi keşfen, yani uyanıkken bazı manzaralar görsün, ister rüyada görsün, onun bir yorumu vardır. Onun efendim bir tabiri vardır. Yani sanki rüya tabiri gibi onun tabiri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela Deccal hakkında bahsederken diyor ki beynama ana naimun atufu bil kabati. Ben uyku içindeyken ben Kabe'yi tavaf ettim ve orada ben mesela Deccal'ı şu şekilde gördüm. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben efendim uyku halindeyken bunları gördüm. Eğer uyku halindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları gördüyse o zaman demek ki bunların bir yorumu vardır. Bunların bir tabiri vardır o kelimelerin. O kelimelerin kendi olduğu gibi algılamamız bu doğru değildir. Mesela biz biliyoruz Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde geçer. Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselam görmüş. Ne görmüş? Efendim 11 yıldız, ay ve güneş ona secde ediyor. Ama bunun bir yorumu vardı. Tamam, bunun efendim gerçekten 11 yıldız, ay ve güneş Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselam'a secde etmedi. Sonra dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken dedi ki benden sonra hanımlarına diyor, yani annelerimize, Ummahatül Mu'minine diyor ki aranızda kimin eli en uzun ise o ilk olarak vefat edecek, benimle görüşecek. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri, hadislerde var ki böyle ellerini ölçüyorlardı. Kimin eli en uzundur. Ama eli en küçük olan, fiziksel eli en küçük olan önce vefat etti. Ama o vefat edince anladılar ki bundan kastedilen, eli uzundan kastedilen cömert olandı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o eşi çok fakir fukaraya çok yardım ederdi, çok cömert etti diğerlerin nispetiyle. Yani kısacası gelecekle olan ilgili olan haberler onlar efendim bir yoruma tabidir. Olduğu gibi algılamaya çalışırsak o zaman onun içinden çıkamayız. Mümkün değildir. Bugün Müslümanların işlerinden çıkamadıkları gibi. Mesela şimdi bunlar efendim Deccal diye anlatıyorlar, onun bazı vasıflarını anlatıyorlar. Şimdi, eğer bu gerçekten o şekilde idiyse o zaman mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İbni Sayyad diye bir kişi vardı. O daha sonra Müslüman oldu. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde o adımda bazı şeyler gördü ve yemin ederek dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde efendim Deccal budur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de onun ne diyeyim Hazreti Ömer'in ifadesini reddetmedi. Reddetmediyse demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olabilir, olmayabilir. Bundan ne anlaşılıyor ki efendim bu gelecekle olan haberler aslında yoruma tabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu biliyordu ki bunlar yoruma tabi olan şeylerdir. Ve vakti ve zamanı geldiğinde anlaşılır kimin Deccal olduğu, kimin ne olduğu diye. Şimdi efendim Deccal kimdir? Bunun üzerinde durursak Deccal bir kişi değil. Deccal aslında bir kitledir, bir toplumdur. Nasıl bir toplumdur efendim? Ben çok uzun çünkü diğer arkadaşların da haklarını almak istemiyorum. Onlar da hocalarımız bekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık açık bununla ilgili bize söyledi. Mesela dedi ki kim Deccal fitnesinden korunmak istiyorsa Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun. Şimdi doktor hastaya göre reçete verir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kehf suresini okuyun eğer Deccal fitnesinden korunmak istiyorsanız. Peki Kehf suresinin ilk ayetinde ve ilk ayetlerinde ne var? Efendim Hristiyanlıktan bahsediliyor. Bundan anlaşılıyor ki Hristiyanlığın fitnesi, İslamiyet'i yok etmek için ortaya çıkacak olan Hristiyanlığın fitnesi aslında Deccal fitnesidir. Şimdi bize öyle anlatılıyor ki efendim Deccal efendim dünyayı hüküm sürecek, dilediğini öldürecek, dilediğini hayata kavuşturacak. Eğer Deccal dünyaya hüküm sürecekse bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Hazreti İsa diyor ki ve cailul lazina tabauka fawqa lazina
kafaru yawmul kıyama. Ey İsa, sana tabi olanlar, sana iman edenler kıyamet gününe kadar tabi sana iman etmeyenlerden üstün kullanacak. Şimdi Hazreti İsa'ya iman eti iki toplum var, iman eden iki toplum var. Gerçek manada iman eden Müslümanlar ve efendim işte iman etmiş olan, iman etmiş sayılmış olanlar şeyler ne diyeyim Hristiyanlar. Allah-u Teala diyor ki kıyamete kadar iktidar Müslümanlarla Yahudi ne diyeyim Hristiyanlar arasında el değiştirecek. Bunda ne anlaşılıyor ki efendim Deccal Müslüman olacak eğer efendim o dünya hüküm sürecekse o Müslümanlardandır veya Hristiyanlardandır. Müslümanlardan olmayacağına göre Deccal Hristiyanlardandır ve Hristiyanların kilisesi, Hristiyan papazlar ki onları İslamiyet için büyük fitneler ne diyeyim kopardılar, İslamiyet'i yok etmek için. Onları Deccal dediler. Mesela Hazreti Temim Dari radıyallahu ta'ala anhu Deccal Bat bir adasında bir kilisenin içinde tutsak olarak gördü. Burada da buradan da anlaşılıyor ki efendim Deccal'in Hristiyanlıkla ilgisi var, kiliseyle ilgisi var. Nitekim biz görüyoruz mesela İngiltere bir adadır ve oradan o zamanlar bir bu Deccal kendi ne diyeyim dinini yaymak için, dünyada fitneler yaymak için efendim o adadan çıktı ve bütün dünyaya yayıldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in alametlerinden vakit az. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onun sağ gözü işte kör olacak, sağ gözü, sol gözü çok parlak olacak. Yani onun dini yönü hiç böyle o kör olacak dini yönü. Çünkü sağ Kur'an-ı Kerim'de hep din için, iyilik için, iman için kullanılmaktadır. Ama sol gözü çok parlak olacak. Yani dünyevi işlerinde o çok efendim ne diyeyim akıllı olacak efendim çok kurnaz olacak ama dini açıdan tamamıyla kördür. Şimdi Hristiyanların durumu bu. Hristiyan papazların durumu budur. Onların dini gözü, sağ gözü tamamıyla kördür. Ama dünyevi açısından dünyayı ele geçirmek için, dünyada fitneler, fesatlar yaymak için onların gözü çok iyi böyle çalışıyor. Bizim göremediklerimizi de görebiliyorlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal kimdir? Bunu anlamamız için bize dedi ki bakın Deccal'ın bir eşeği olacak. Onun bazı alametlerini söyledi. Eğer biz Deccal eşeğini dikkate alırsak rahat rahat kimin Deccal olduğu ortaya çıkar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Deccal'ın eşeğinin iki kulağı arasında birkaç metre mesafe olacak. Dedi ki o ateş yiyecek, insanlar onun içine binecek. Yani bakın ateş yiyen o hayvan, o binenin içine binecek. Ve onun sağda solda pencereler veya delikler olacak. Oradan insanlar ne diyeyim, girecekler binmek için. Ve dedi ki o ilan edecek yola çıkmadan önce. Hadi gelin ben şimdi gidiyorum o ilan edecek. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için şunu da dedi ki o senelerin mesafesini birkaç gün içinde kat edecek. Bütün dünyaya bu Deccal eşeği gezebilecek. Hem karada hem de efendim denizde hem havada bu ne diyeyim yolculuk yapabilecek. Şimdi bunlar efendim bu Deccal eşeğini siz göz önünde aldığınız zaman, dikkate aldığınız zaman çok rahat anlıyorsunuz ki efendim Deccal eşeğinden kastedilen bu modern bineklerdir, uçaktır, efendim ne diyeyim gemilerdir, efendim ne diyeyim arabalar vesaire bunlardır, trenlerdir ve bu hangi millete ait? Bunlar efendim Batılı Hristiyan milletlerine aittir bu eşek, bu binekler. Bundan rahat rahat anlaşılıyor kimin Deccal olduğu, kimin efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal diye hangi milleti kastettiği çok rahat rahat anlaşılıyor. Buna rağmen eğer bir insan anlamak istemiyorsa o kendisi bilir. Kaldı efendim Deccal ile ilgili o arkadaşlar işte Babi Lut'ta Deccal öldürülecek. Hadislerde çünkü bu hadisler arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in keşfidir veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyalardır.
Ve bunlar hepsi yoruma tabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece Babil Lud'da öldürülecek diye bir şey söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde Şam'da öldürülecek. Bir de bir ne diyeyim Cebel-i Rakik mi böyle bir ismi var orada yani bir dağ var onun ismini söylüyordur orada öldürülecek. Başka bir hadiste diyor ki Babe Lut yani Cebel-i Afik ismini bir diyor ki bir dağ orada öldürülecek veya Babe Lut da öldürülecek. Bunlar ne demektir aslında? Ki vaadlen Mesih ve Mehdi'nin Deccal'le olan mücadelesi neticesinde artık onun şehirleri de çünkü Şam şehirleri temsilen alınmış bir isimdir. Dağlar yani Afik dağdan bahsediyorum. Dağlarda ve köylerde yani Babelud dediği yer köylerde hiçbir yerde onun fitnesi kalmayacak. Yani bundan kastediyor. İkincisi bakın bu Lud kelimesi var ya Babelud. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Yani bu Lud milleti kim? Kimdir bu Lud? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Hristiyanlardan bahsediyor ederken diyor ki bunlar kavme Lud'dur. Yani çok tartışan, her şeyde efendim tartışan insanlardır bu Hristiyan milleti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu Lud milletin yani Babe Lud'da Lud kapısında onu öldürecek. Yani o Mehdi aleyhissalatü vesselam, Mesih aleyhissalatü vesselam bu çok tartışan millet var ya her şeyine delil getiren falan diye onlar delillerle onları öldürecek. Ha, öldürme meselesine gelince de şey zannediliyor sanki efendim kılıçla öldürülecek veya bir bombayla öldürülecek bu değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala açıkça diyor ki deliyle ölen kimse, öldürülen kimse aslında öldürülmüştür. Onun için çünkü Mehdi Aleyhisselatü Vesselam bu milleti yani bu Hristiyan milletini, bu papaz milletini delillerle öldürecek. Ve bu kavme Lud'tur. Lud milletidir bu. Çok her şey tartışan, delil getiren böyle bunların filozoflar, papazlar ve Mesih-i Mevud Aleyhisselam, vaad edildi Aleyhisselatü Vesselam, vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunları deliller bakımından aciz bırakacaktı. Ve onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu milleti için Lud kelimesi Kur'an-ı Kerim kullandığı için diyor ki Tunzira bihi kavmen Lud'da sen bu Kur'an'le bu Lud milletine, yani bu çok tartışan milletine bunu sen inzar et, bunu sen tembihle. Mesih-i Mevud Aleyhisselam bunu delillerle bunları aciz kılacaktı. Nitekim Ahmediyet'in tarihi buna şahittir. Vadilen Mesih Aleyhisselam muhalifleri bile bunu vaktim yok yoksa alıp okurdum referansı. Açık açık diyorlar ki papazlar Hindistan'ı ele geçirmek için geldiler, büyük planlar yaptılar ama Mirza Gulam Ahmed Kadiyani karşısında onlar aciz kaldılar ve Hindistan'dan kaçmak zorunda kaldılar diye kısacası. Ve bu şekilde Vadiden Mesih Aleyhisselam bu Lud milletini, yani bu çok tartışan bu Hristiyan milletini o delillerle öldürdü efendim. Hocam Allah razı olsun. Aklıma geldi. Ben Raşid Hoca'nın konuşmasını çok dikkatle dinledim. Çok detaylı bir cevap verdi. Deccal konusunda Deccal nedir ve Babel Lud ne demektir vesaire. Fakat ben eğer müsaade ederseniz şimdi sırası gelmişken asıl sizin bana sorduğunuz soruya cevap vermeden önce bu Raşid Hoca'nın tartıştığı konuya bir iki kelime ilave etmek istiyorum. Buyurun efendim. Şöyle ki bir hadiste Resulullah buyurmuştur. Deccal'ın alnı üzerinde KFR yazılı olacak. Evet. Yani küfür yahut kafir diye yazılı olacak. Şimdi zahiri manada alırsak dünyada kim var ki onun alnı üzerinde kafir yazılı olsun? Eğer yazılı olursa da onu silebilir. Hatta örtebilir. Yani eğer silemezse de üzerine bir bez filan bağlar, hiç görünmez. Fakat Resulullah diyor ki
bu kefere o kadar açık olacak ki herkes onu görecek. Kafir olduğunu bu herkes anlayacak. Şimdi bu ne demektir? Demek ki o milletin, Deccal milletinin gidişatı öyle olacak ki herkes anlayacak bunlar Müslüman değil. Mesela kadınlar nasıl giyiniyorlar görüyorsunuz. Erkekler nasıl içki içiyorlar ve diğer İslamiyet'e haram olan işleri yapıyorlar. Herkes onu görüyor ve görür görmez insan anlar ki bunlar Müslüman değil, Müslüman olamazlar. Bu demektir onların alnı üzerinde kefere yazılı olacak. Herkes onu görecek. Bu demektir yani o milletin adetlerini, alışkanlıklarını görecek ve anlayacak ki bunlar Müslüman değil asla. Ve bu kimdir? Tabii ki batılı, genellikle batılı Hristiyan milletleridir. Bütün dünyada bunların, bütün dünyanın lideri olmuş olan kavimler bunlardır. Ve Hazreti Resulullah bunlara işaret etmiştir. Bir alamet daha beyan edilmiştir. Bizim Raşid hocamız zaman az olduğu için ona değinemedi. Bir hadiste beyan ediliyor ki Deccal kavmi bir insan yürüyerek gelecek. Deccal onu ikiye bölecek. Ondan sonra onun kalbini çıkaracak ve tekrar içine koyacak ve o iki parçayı tekrar birleştirecek ve o adam nasıl yürüyerek geldiyse aynı şekilde oradan çıkıp gidecek. Şimdi zahiri manada başka çare yok. Böyle mümkün değil. Bir insan gelsin, siz onu iki parça edin, kalbini çıkarın, temizleyin ve ondan sonra onu birleştirin ve o tekrar yürüyerek evine gitsin. Ancak hastanelerde olabilir. Ve hastanelerde biz görüyoruz, adam geliyor, kalbini çıkarıyorlar ve temizliyorlar ve tekrar onun göğsünü bağlıyorlar. Adam neredeyse yürüyerek geliyor ve aynı şekilde evine geri dönüyor. Ve bunu yapan ilk olarak kimdir? Batılı Hristiyan milletleridir. Tabii ki İslam alemi, mesela bugün biz şey kullanıyoruz, cep telefonu, internet, televizyon vesaire. Fakat biz bunların icat edicisi değiliz. Mucid biz değiliz. Biz bunları icat etmedik. Kim icat etti? Batılı Hristiyan milletler bunu icat ettiler. Ve Hazreti Resulullah açık olarak dedi ki, Deccal dediğim bunlardır. Deccal bundan başka bir zat yoktur, bir insan yoktur. Bizim Müslüman kardeşlerimiz diyorlar ki bir tek insan olacak. Kardeşim bir tek insan olacaksa Hazreti kardeşimizin de buyurduğu gibi Allame Raşid'in onun bir eşeği olacaktı ve attığı adım arasında binlerce kilometrelik mesafe olacak. İnsanlar onun göbeğinin içine girecekler ve orada pencereler olacak. Ve ayların mesafesini saatlerde kat edecek. Şimdi bu da tabii ki zahiri manada bakarsak sonra onun uzunluğu 70 metre olacak. Öyle bir eşek yok. Dünyada öyle bir hayvan yoktur. Eğer zahiri manada birisi ısrar ederse o zaman mümkün değil. Bize göstersin. Annesini göstersin ki ondan bu kadar büyük bir hayvan doğsun. Demek ki bunlar istiarelerdir. Ve Hazreti Resulullah bugünkü uçak ve şimendi fer tren ve bu gibi vasıtalara işaret etmiştir. Uçak buradan kalkıyor. Frankfurt'tan yahut Londra'dan İstanbul'a gidiyor. Ankara'ya gidiyor. Binlerce kilometre var. Yani bir ayağı buradadır. İkinci ayağı İstanbul yahut Ankara'dadır. Ve bu uçak kimin tarafından icat edilmiştir? Asla bir Müslüman tarafından icat edilmemiştir. Müslümanlar çok uğraştılar. Fakat icat edemediler. Sonunda Hristiyan kavminden bazı kimseler bunları icat etti. Demek ki Resulullah'ın işaret ettiği bu kavimlerdir. Ve bunlar Lud babında
öldürülecekler. Zahiri manada Raşid Hoca'nın söylediği gibi öldürülmeleri mümkün değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki لَيَّهْلَكَ مَنْ حَلَكَ اَنْ بَيِّنَةٍ. Kim helak olursa, kim ölürse açık delil vasıtasıyla helak edilecek. Helak etmek yahut öldürmek bu demektir. Yani onu susturmak, onun deliline kuvvetli bir cevap vermek ve delillerle onun ağzını kapatmak. Ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu yapmıştı. Diyorlar ki İsa Allah'ın oğluydu ve bizim için can verdi ve tekrar 3 gün sonra tekrar canlandı ve göğe çıktı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu iptal etti delillerle. Ve dedi ki asla o çarmıhta canını vermemiştir ve göğe de çıkmamıştır. Aksine bu dünyada yaşamıştır ve en son 120 yaşında Keşmir dağlarına kadar giderek Keşmir'in başkenti Srinagar'da vefat etmiştir ve orada medfundur. Ve şimdi yavaş yavaş bunlar bu konuya geliyorlar. Diyorlar ki evet hakikaten bu mezar Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarıdır. Bir defa ben o zaman Hamburg'daydım ve bizim çok sevdiğimiz Hidayetullah Hübüş Bey, biz onu çağırdık. Bir lisede bir program olacaktı. Salon doluydu ve okul müdürü de oradaydı. Hidayetullah Hübüş Bey çok detaylı bir şekilde Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğini beyan etti. En son sıra müdür beye geldi. O dedi ki beyler ve bayanlar, eğer İsa Aleyhisselatü Vesselam öldürüldüyse, çıkmadıysa bizim bütün dinimiz yok olur. Ve bu çatı olduğu gibi yere düşer. Ve ikincisi size söylüyorum, bu Hidayetullah Hübüş'ü deliller vermiştir. Ve ben de okudum. Kaç tane kitap yazılmıştır bu konuda. Hakikaten birçok delil var, kuvvetli delil. Gerçekten İsa Aleyhisselatü Vesselam göğe çıkmamıştır ve Keşmir'e gitmiştir ve orada canını vermiştir ve bu kuvvetli deliller vardır. Onun için bunun üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım. Şimdi bugün değil yarın, yarın değil öbür gün ne zaman bunlar düşünürlerse o zaman mutlaka Hristiyanlığı terk edecekler. Nitekim bugün de sözde Hristiyan olduklarını iddia ediyorlar fakat gerçekten bunlar Hristiyan değil artık. Yalnız sözde Hristiyandırlar. Ve geri kalan kısımda delillerle Allah-u Teala bizim cemaatimize nasip edecek. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onun temelini atmıştır ve bu işi biz devam ettiriyoruz ve inşallah bir gün gelecek ki bunlar İslamiyet'i kabul edecekler. Şimdi gelelim sizin meselenize.